çok değerli basın mensupları hepinize önce sağlık sonra huzur ve esenlik diliyorum. İyi mesailer, iyi çalışmalar. Türkiye kriz üstüne kriz model üstüne model modeline geçti. Ama model üstüne model icat ettikçe de hepsi sonuçta çöp, hepsi hüsran. Yeni ekonomik program dediler. 2018'den itibaren tek adam rejiminin başladığı tarihten itibaren el alırsak araya bir Çin modeli girdi. Sonra yeni ekonomik model oldu adı. Sonra Türkiye ekonomik modeli. Sonra da yeni Türkiye ekonomik modeli. Bir, iki, üç, dört, beş tane model. Beş tane hüsran. Beş tane fiyasko. Enflasyon düşecekti, fırladı. Cari işlemler fazla verecekti, cari açık ikiye katlandı. Faiz düşecekti, faizler şişti. Döviz kuru sabitlenecekti, döviz kuru patladı. Bunlara bir tavsiyede bulunalım. Peşinen artık model işinden vazgeçsinler. 2018-2022, 4 yıl 5 model, 5 çöküş, 5 hezeyan, 5 hüsran, 5 fiyasko. Değerli arkadaşlar, Büyük Usta'nın Büyük Ustalık devrinde Türkiye dünyada rekorlar kırıyor. Keşke bu rekorlar bizim 84 milyonun göğsünü kabartacak rekorlar olsa. Bunun çıraklık dönemi en iyi dönemiydi. Sonra kalfalık dedi, sonra ustalık dedi, şimdi büyük ustalık dönemi diyor. Fakat bunun çıraklığını mumlarıyoruz. Büyük ustanın hedefi vizyonu ve vaadi Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi içine hacmen, güç olarak, kapasite, kabiliyet olarak koyacak iken Türkiye 1974'ten beri G20 ligindeydi. 74'ten beri şimdi ligden küme düştü. Büyük ustanın marifeti. Enflasyonda dünya yedincisiyiz değerli arkadaşlar. Enflasyonda dünya yedincisiyiz. Beyler de millete diyor ki bütün dünyada enflasyon var. Bütün dünyada enflasyon var ama 50 ülkenin iki senin bir yıllık enflasyonundan az. 50 ülkenin toplamı. Şimdi bizim altımızda Surinam, Zimbabwe, Suriye, Lübnan, Sudan, Venezuela var. Nisan sonunda bu ayın sonunda size geleceğim ve diyeceğim ki şu anda biz yedinciyiz. Bizden daha kötü altı ülke var dünyada. Altı ülke var. Surinam'da yüzde 61, Zimbabwe'de yüzde 72. Bizim de yüzde 61.1, Surinam 2.61.5. Nisan sonunda enflasyonda Surinam ve Zimbabwe'de geride bırakacağız. Suriye, Lübnan, Sudan ve Venezuela kalacak. Bizden daha kötü. Dört ülke kalacak. Değerli basın mensupları. Bu bir liste. Dünyanın bütün ülkelerinin var olduğu bir liste. Burada 184 ülke var bu listede. Ve bu 184 ülke içinde Türkiye 1 2 3 4 5 6 7 enflasyonda en kötü enflasyonda 7. sırada dünyada 184 ülke içinde. Şuna şuna 84 milyonun ve AK Partililerin de rızası olamaz. Bu Türkiye için bir utanç. Bu bütün ülkeler burada var. Sorun buradan bulup söyleyelim. Ama daha vahim bir şey var. Beyler şimdi bütün kusurlarını önce muhalefete sonra dış güçlere bulurlar ya. Efendim şu var bu var onun ucunda işte enflasyonda şurada burada sorun var diyorlar. Avrupa ülkelerindeki yıllık enflasyon. Avrupa. Türkiye yüzde altmış bir başı çekiyor. Başı çekiyor. Türkiye'ye en yakın enflasyonu olan ülke Avrupa'da Moldova yüzde on buçuk. En yakını yüzde on buçuk. En düşüğü yüzde iki İsviçre. Daha vahim bir şey söyleyeyim. Burnumuzun dibindeki ülke savaşıyor. İki ülke savaşıyor. Ukrayna'da enflasyon yüzde on bakın yüzde on işgal altındaki Ukrayna'da savaşan Ukrayna'da enflasyon yüzde 10, Rusya'da Ukrayna'yı işgal eden çatışan çarpışan Rusya'da yüzde 9.2. Erdoğan Ukrayna 10, Rusya 9, Litvanya 14, İzlanda 6, Kıbrıs 6, İngiltere 6, Slovenya 5, Türkiye yüzde 61. Bunu nasıl şimdi 84 milyonun karşısına geçip de efendim bütün dünya enflasyonla mücadele ediyor. Evet. Adam altıyı beğenmiyor. Altıyı çok buluyor mücadele ediyor kardeşim. Altıyla mücadele ediyor. Sen 61 var ve sen bu uyguladığın yöntemlerle yükselmeye devam ediyor. Onlar altıyı aşağı çekmek için uğraşıyor. Beyefendi kehanetleriyle, icatlarıyla dahi ekonomist felsefesiyle 61'i yüze dayama peşinde. Bunun bedelini tabii beyefendi ödemiyor. Bunun bedelini 84 milyon ödüyor. Bakın bu da G20 ülkeleri. G20. Burada da Güney Afrika'dan tutun Fransa'ya, Japonya'ya yani dünyanın ekonomik hacmi büyük ülkeler buyurun orada bir Arjantin bizim gibi neredeyse bakın Türkiye 61 Arjantin 52, ona en yakın Brezilya 10, en düşük Japonya birden az 0.9. Hani dünyada enflasyon vardı? Dünyada kriz vardı diyor Erdoğan. Nerede kardeşim nerede? Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin belgeleri değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin belgeleri. G20'deki tabloda bu. Arjantin'den sonra en düşük Brezilya 10. Nasıl yapacağız? Nasıl olacak? Şimdi bu iş bu iş neden denebilir ki yani niye işte Avrupa'da en bize en yakın on iken 18 iken Türkiye'de neden 61 ben size söyleyeyim. Bunun birçok sebebi var da birkaçını söyleyelim. En büyük sebep Erdoğan tabi. Erdoğan sebep enflasyon sonuç. Faiz falan değil. O bir kehanet attı ortaya onu ayakta tutmak için Türkiye'yi de büyük bir riske soktu. Kur korumalı mevduat bunun sebeplerinden birisidir. Faiz sözde faiz takıntısı, düşük faiz takıntısı ki düşük faize yok. Bunun sebeplerinden biridir. Devlette israf bunun sebeplerinden biridir. Kamu özel işbirliği, döviz garantili ödemeler bunun sebeplerinden biridir ve güven ortamının olmaması bunun en büyük sebebidir. Ben size söyleyeyim. 2018'de Türkiye'de e, 200 milyar pardon 120 milyar dolar sıcak para var idi. 2018 tek adam rejiminin başladığı tarih. Bugün Türkiye'deki sıcak para 48 milyar dolara düştü. 120 milyardan 48'e düştü. Senin güven ortamı tesis edemezsen kimse gelip sana yatırım yapmaz. Ve güven ortamı düştü Türkiye'den kaçış var yatırım yok. Şimdi bu şunun gibi bir şey çok bilinen bir şey. Bir insan yere yıkılır. Orada doktor bir doktor vardır insana müdahaledir. Eder. Doktorun aleti yoksa tansiyon nabız ölçecek bir aleti yoksa elle nabız ölçülebilir ama tansiyon Doktor iki şey yapacak. Ya bu adam yüksek tansiyondan düştü ya da tansiyonu çok düştüğü için düştü. Tansiyonu çok düştüğü için düştüyse adama limon vereceksin. Limonla düşüreceksin yüksek tansiyonu. Hayır tansiyonu düştüyse tansiyonu yükseltmek için de tuz tuzlayran vereceksin. Şimdi bu Erdoğan bunun tam tersini yapıyor tansiyonu fırlamış bir hastaya limon vererek hastayı öldürürsün. Türkiye ekonomisinin durumu bu. Adamın tansiyonu fırlamış. Senin düşürmen lazım. Yani limon vermen lazım. Adama dayıyorsun tuzlu Hasta ölür Erdoğan. Hasta ölür. Hastayı öldürürsün. Yarım doktor candan eder. Yarım imam dinden eder misalinde olduğu gibi hastayı öldüreceksin. Alınan bütün tedbirler hastanın ölümü üzerine. Hasta Türkiye. Hasta Türkiye. Buna hakkın yok. Şimdi zamcı başı diyorlar. Bay zam diyorlar. Zamkolik diyorlar. Herkes bir şey buldu. Sayın Genel Başkanımız zam artı zam artı zam Recep Tayyip Erdoğan dedi. Artık Erdoğan Cumhuriyet tarihimizde zamlarla anılan Döneminde en çok zam yapan bir devlet adamı, bir siyasetçi olarak da tarihe geçiyor. Erdoğan sabır diyor, sabır. Sabır ne demek? Millete niye sabredin dersin? Milletin bir sıkıntısı vardır, sabır, sabır dersin, sabredin dersin. Heyhat, sayın nevatidi şükredin diyor. Biri sabır diyor, biri şükredin diyor. Şükür niye edilir? Durumum halim iyicedir. Şükrederim. Yani şükür ferahlıktır. Sabır sıkıntıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten Erdoğan millete, millette bir sıkıntı hali olduğunu sesmiş en azından. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Millete sabır tavsiyesinde, telkininde bulunuyor. Hazineyi ve maliyeyi emanet ettiği Sayın Bakan da çok şükür diyor. Çok şükür. Neye şükür? Ölmediğimize mi şükredelim yahu? Yani millet artık yiyecek ekmek bulamayıp ölmüyor. Henüz o noktada değiliz. Halk ekmek müfelerinde kuyruğa girip bayat ekmek ya da normal ekmek, ucuz ekmek alıyor 3 saat bekleyerek de olsa diye buna şükür mü edelim? Böyle bir şükür olabilir mi? Sen kusur işle, günah işle, milleti aç açık bırak, şükret de. Millete dalga geçmekten vazgeçmelerini de şiddetle tavsiye ediyoruz. Şimdi bu Nebati'ye çok mutlu bir sevinçli açıklama yapmış. Kur korumalı mevduat sürekli artıyor. 695 milyara çıktığı müjde ediyor. Üç ay. Üç ay, ayda. Peki Nebati. Çıkmış doğru. Kur korumalı mevduattan kaynaklı olarak bankanın verdiği yasal faiz dışında devletten, hazineden yani esasen milletin kesesinden kaç lira? 23 Aralık'tan beri kaç lira çıktı? 23 Mart'ta bitti 3 aylık vade. Kaç lira çıktı? Bunu bir açıklasana. Bankanın verdiği yasal faize ilaveten kaç lira faiz verdin? Milletin kesesinden bir avuç zengine. Kurkalı mev, korumalı mevduatta para arttı 695 milyar oldu diye sevinmek marifet değil. Bunun için hak etmedikleri halde milletin kesesinden bir avuç zengine kaç lira verdi? Bunu niye açıklamıyorsun? Açıkla da biz de üzülelim ya da biz de sevinelim. Diyelim ki iyi az çıkmış milletin kesesinden. Peki bunu nereden verdin? Nasıl verdin? Nasıl verebiliyorsun? Nasıl verebileceksin? Başta akaryakıt zammı. Doğal gaz zammı, Elektrik zammı bunun içindir. Bir avuç zengine vaat edilen parayı verebilmek için 84 milyonun arabasının yaktaki yakıttan, kombisindeki doğalgazdan, evindeki elektrik fişinden alınan haraçtır bu. Böyle verilir. Bu nereye yansır peki? Buradan haracı aldın. Bu akaryakıt, doğalgaz, elektrik zamları her şeye yansır. İşte Ramazan pidesi 6 lira. Hadi ye bak. Altı nüfuslu bir aile sıcak Ramazan pidasını iftarda nasıl yiyecek? Altı nüfus. Hele yumurtalıysa o daha hayır. Ki bunun yumurtalısı makbuldür. Hani kestane balı da severiz ama Ramazan pidesinin yumurtalısını altı kişilik bir aile yiyemez. Memur, devlet memuru olan çalışan bir aile yiyemez Erdoğan senin bu ucubelerin yüzünden. Marul 20 lira olmuş, domates 25, lahana 30, patates 10 lira. Milleti haraca bağlamış. Ne için? Nereye gidiyor bu? <laughs> bu zamlarla toplananlar? İşte biraz önce söylediğim kur korumalı mevduata gidiyor. Biraz önce söylediğim kamu özel işbirliğine verilen garantilere gidiyor. Sözleşmeleri uzattığı müteahhitlere gidiyor. İhalesiz ihale verdiği, iş verdiği, milyarlık işler verdiği ihalesiz 21 ile falan değil, gel bu işi sen yap, 10 milyarlık iş al, dediği yandaş müteahhitlere gidiyor. Büyük Usta'nın kibrinin faturası çok ama çok ağır. Ona da üzülüyorum. Büyük Usta'ya da üzülüyorum. Ya da zamcı başına üzülüyorum. Zamkolye'ye üzülüyorum. Bayzama üzülüyorum. Atıştırmalık güzel bir kombinasyon yapmış. Yulaf, kestane balı, manda yoğurdu, ne vardı başka? Urma. Medine hurması. Topladım 600 660 lira. 660 lira. Bir kasesi 70 lira. Ona da yazık. Atıştırmalık böyle gece yatmadan hafif iki kaşık alacak 70 lira. Toplamda maliyet birim maliyette 660 lira beyefendinin atıştırmalığı. Neyse öğrendim para ondan çıkmıyormuş. Sorun yok. Değerli arkadaşlar. <laughs> Sayın Bekir Bozdağ ve Sayın Süleyman Soylu'ya cevap verecek. Vermek üzere bir planlama yapmıştım. Biraz önce elime bir mahkeme kararı ulaştı. Lütfen buna bir bakın. Bu bir mahkeme kararı. Bu bir hukuk skandalı, bir hukuk garabeti. Bu işin özü ne biliyor musunuz? Recep Tayyip Erdoğan demiş ki: "Hakime Bay Kemal'e söyle benim hakkımda konuşmasın demiş. Hakim de demiş ki Recep Bay Kemal Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili kanaatlerini artık mikrofonda söyleyemezsin. Televizyonda söyleyemezsin demiş. Söylemeyeceksin demiş. Söylemeyeceksin demiş. Bir ilkokul öğretmeni olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hakimine bir hakimine anayasamızın 20 ben madde numaralarını ezberleyemiyorum da. 25 ve 26. maddelerini hatırlatmaktan ben utanıyorum. Hatırlatmaktan bir hakim, hukuk fakültesini bitirmiş bir hakime anayasanın 25 ve 26. maddelerini hatırlatmaktan dolayı bir öğretmen olarak, sınıf öğretmeni olarak utanıyorum. Hakim resmen Tayyip Erdoğan'ın üst e, talebi üzerine tam olarak şöyle diyor. Gereği düşünüldü. Davacı vekilinin ihtiyati tedbir talebinin kabulüne. E Türk Medeni Kanunu madde 24 ve 25. maddeleri kapsamında davacı hakkında beşli çetenin hamisi ve pazarlamacısı, beşli çetenin tahsildarı tefecilere hizmet eden ifadesini kullanırken bakın burası çok önemli. Bundan sonraki süreçte daha dikkatli davranmaları yönünde ihtiyati tedbiren uygulanmasına. Bundan sonra daha dikkatli olmasına yönelik olarak ihtiyat. Bu ifadeleri kullanmayacaksın diyor. Tedbir koyuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun beynine tedbir koyuyor. Diline tedbir koyuyor. Düşüncesine tedbir koyuyor. Kanaatine tedbir koyuyor. Dünyada dünyada böyle bir karar bulamazsın. Böyle bir karar bulamazsınız. Dünya hukuk tarihine geçecek bir karardır. Bir karardır. Bunu okuyunca şok oldum. Şok. Üstelik bu kararı da dosya üzerinden veriyor hakim bey. Sayın genel başkanın avukatını falan da duruş, duruşma yok. Dosya. Peşinen diyor bunları bir daha konuşma da ben Tayyip Bey'in istediği tazminatla ilgili sana ayrıca bir hüküm vereceğim diyor. Peşinen de duruşmadan önce Tayyip Bey'in talebine istinaden tazminata hükmedeceğini de tedbir koyarak ilan etmiş oluyor. Ayıp. 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 Şimdi Bekir Bozdağ da dün diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu yargıya müdahale ediyor. Ya Sayın Bozdağ sen kafayı mı yedin? Dünyanın neresinde muhalefetin yargıya müdahale ettiği görülmüş ya? Yargıya müdahalenin örneği yok. İşte bu. Ben başka örnekler hazırlamıştım. Şimdi bu geldi. Böyle bir karar hukuk tarihinde bir daha olmayacaktır inşallah. Türkiye'de belki mümkün de. Dünyanın bütün hukuk fakültelerinde buna, buna değinilecektir. Yargıya müdahale bu işte. Bakir bozdu. Yargıya tasallut bu. Yargıya tecavüz bu. Yargıya baskı bu. Ben başka örnek de vereyim. Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili kara paraklayıcı biliyorsunuz. Tedbir kararı mal varlığına tedbir kararı koydu. Mahkeme koydu. Yurt dışına çıkış yasağı koyuldu, mahkeme koydu. Sonra başka hakimler bu ted, e, mal varlığına tedbir kararını da kaldırdı. Yurt dışına çıkış yasağını da kaldırdı. Süleyman Soylu da dedi ki, devlet operasyonudur bu dedi. Devlet operasyonu. Bir kara para aklayıcısının suçu sabitlenmiş, mal varlığına el koyulmuş idi, yurt dışına çıkamaz denmiş idi. Bir devlet operasyonuyla mal varlığı yasağa kalktı, yurt dışına çakış yasağa kalktı. Şimdi Bekir Bozdağ soruyor, Sen bunun neresindesin? İşte yargıya müdahale bu. Şu İçişleri Bakanı diyor ki bir devlet operasyonuydu böyle yaptık diyor. Bekir Bozdağ adalet bakanlığı olarak sen bunun neresindesin? Saray bunun neresinde? Ray Brunson meselesinde kim müdahale etti yargıya? Ben mi ettim? Deniz Yücel meselesinde kim müdahale etti yargıya? Ben mi ettim? Suudi Arabistan'dan 3-5 dolar alabilmek için Kaşıkçı dosyasını Suudi Arabistan'a iade edilmesine, dosyanın kapatılmasına kim karar verdi? Hakim. Kim talimat verdi? Kemal Kılıçdaroğlu mu? E değil arkadaşlar. Buna da müdahale eden beyler, saray, saray şürekası. Yakında herhalde Tayyip Bey saray şürekası ifadesinin de düşünülmemesi ve konuşulmaması için bir mahkeme karar alır. Tablo bu. Osman Kavala tahliye kararı almıştı. Cezaevindeydi, valiz topluyordu. Çıkacak, tahliye edilmiş. Adam valizini toplarken apar topar başka bir soruşturma, kovuşturmaya dayanarak <laughs> tutuklama kararının bu kadar jet hızıyla verilmesini de mi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargıya müdahalesiyle sağladılar? Kim etti bunları? Kim yaptı? Çok açık söylüyorum. Saray, saray şürekası yargıya tasallut etmektedir. Yargıyı baskılamaktadır. Yargıyı tahakkümü altına almıştır. Türkiye'de şu anda otokratik yönetim jüristokratları da bir nevi jüristokrasiyle birlikte toplumsal muhalefeti engelleme, baskılama, çaba ve gayreti içindedir. Bu çok tehlikedir. Sabah jüristokrasi, öğleden sonra otokrasi nasıl olacak bu iş? Sonra da demokrasi diyeceğiz. Diyemiyoruz. Diyemiyoruz. Şimdi Sayın Soylu da kendini unutturmamak için şirinlikler yapmaya devam ediyor. Sivil toplumla ilişkiler il müdürlerini Ankara'da toplamış. Ankara'da mıydı? Hizmet içi eğitim illerdeki sivil toplumla ilişkiler il müdürlerini topluyor. Ve orada altılı masayı eleştiriyor. Ayıp. Ayıp. Orada il müdürlerine il müdürlerine altı siyasi parti liderini hedef gösteriyor. Buna ne diyelim şimdi biz? Soylu'ya bir şey söyleyeyim ama. Bir şey hedef bir şey göstereceksen bak söyleyeyim ben sana. Ayda on bin dolar alan siyasetçiyi göster. Adını açıkla onu göster bilelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne laf yetiştireceğine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki 557 teröristin ismini göster. inanalım. İl müdürlerine si, si, muhalefeti hedef gösteriyorsun. Yetmiyor, dayanamıyor. Gazını alamamış, şirinlik yapmaya devam ediyor. Polis akademisi öğrencilerine bir konferans veriliyor. Ve muhalefet liderlerini özelde de Sayın Akşener'in şehit istismarı yaptığını söyleyebilecek kadar alçalıyor. Bunu itham ediyor. Ne diyelim şimdi? Polis akademisi öğrencilerine muhalefeti hedef gösteren bir anlayış sapkın bir anlayıştır. Buna en hafif, en kibar olarak şunu söyleyebilirim. Bu bir siyasi ahlaksızlıktır. Ahlaksızlıktır. Ve soylu polis akademisi öğrencileri AK Parti gençlik kolları değil. Nerede konuştuğuna dikkat et. Sivil toplumla ilişkiler il müdürleri AK Parti il başkanları, ilçe başkanları değil. Devlet memurları. Devlet memurlarına muhalefeti hedef göstermek Türkiye'de bir partinin diktatörlüğünü açıktan ilan etmektir. Mecliste muhtarlarımızla ilgili muhtarlara ödenek artışı da sağlayan bir kanun görüşmeleri başladı. Biz de <laughs> olumlu buluyoruz. Muhtarlarımızın ödenekleri 4253 liraya bu akşam ya da yarın çıkacak inşallah. <laughs> Ama sağlık çalışanları ve doktorlar hala bekliyor. Hala verilmiş söz var. Meclise gelmiş bir iyileştirme paketi var. Hatta çıkmış bir iyileştirme paketi var. Sonra geri çekilmiş sağlık çalışanları ve doktorlarımız hala haber bekliyor. Son üç ayda 567 uzman yurt dışına çıkmak için başvuruda bulunmuş. Yeterlik istemiş. Bayram geliyor. Mübarek Ramazan ayındayız. Emeklilerin bayram ikramiyesi ne olacak? Erdoğan, senin atıştırmalığın 600 lira hesapladık. Ya 365 gün bu adamların beli bükük, Karnı aç, sırtı açık, çok samimi, net bir teklif yapalım. Emeklilere bayram ikra ikramiyesini de asgari ücretle eşitleyelim. 4.250 lira, bari 365 günde, 3 gün insanlar rahat bir nefes alsın. Temmuz'da asgari ücretle ilgili mutlaka bir güncelleme ihtiyaç var. En düşük emekli maaşıyla ilgili de güncelleme ihtiyaç var. Beyefendi Brüksel'den dönerken Temmuz'da bakacağız dedi. Olabilir dedi. Özbekistan'dan dönerken Aralık'ta bakılır buna dedi. Aralık'ta bakılır. Yani bunu Türkiye'ye batıdan doğru mu gelirken daha sağlıklı düşünüyor? Anlamadım gitti. Doğusu batısı farklı. La Brüksel'den gelirken Temmuz'da bakacağız diyen sensin. Bir ay geçmedi Özbekistan'a gittin. Yanlış söylemeyeyim evet. Bunun tarihi Aralık'tır diyorsun. Ve Olağanüstü bir şey olursa da bakarız diye yuvarlamış Erdoğan. Daha olağanüstü ne olabilir? Şu anda asgari ücret açlık sınırından 5-600 lira daha aşağıda. Bu ne demek? Bu ülkede yaklaşık 20-30 milyon insan aç demek. Aç. Tok acın halinden anlamaz diye boşuna dememiş ki atalar. Daha olağanüstü ne olacak? Daha olağanüstü insanlar Hakikaten ekmek bulamadığı için ölecek. Ondan sonra mı sen Temmuz'da bu işe bakacaksın? Beşli çeteden hakim duymasın. Beşli çeteden kısacaksın, emekliye vereceksin. Beşli çeteden kısacaksın, asgari ücretliye vereceksin. Beşli çeteden kısacaksın, çiftçiye vereceksin. Beşli çeteden kısacaksın, köylüye, işçiye vereceksin. Bunu yapmaya mecbursun. Milletin hayalleriyle oynama. Evet, değerli arkadaşlar, bugünlük bu kadar yeter diyelim. Mühim bir sual varsa alalım. Efendim, mümür mümür yorumlar, sual evet. E, Duydu. Bunu şöyle yorumlamak belki mümkün ilk ne gün olur bilmiyorum. Ben ya yani iki ay içinde olmasını çok arzu ediyorum. Bir genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi şüphesiz olacak. Sayın Özdağ da toplumun diğer kesimleri gibi ve toplumun kahir ekseriyeti gibi Cumhurbaşkanı'nın Millet İttifakı adayının Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacağını görmüş ve buna kanaat getirmiş olması olarak yorumluyorum. Millet İttifakı'yla ilgili aday önerileri çok olur olacaktır ama millet İttifakı'nın adayına millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin sayın genel başkanları ve yetkili kurulları karar verecektir. Ama e, açıklama için tabii benim için millet ittifakını olan güvenin ve umudun e, bir ölçüsü olarak alıyorum ve e, olumlu buluyorum. Yani evet. Hayır hayır. E ee, sizden de bir şey kaçmıyor. Yani Millet İttifakı'na olan güveni ve umudu çok olumlu buluyorum. Millet İttifakı'na e, duyulan güveni ve umudu bu şudur. Millet İttifakı'nın adayı Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanıdır. Hayırlı olsun şimdiden. Evet, sağ olun. Başka taraftan. Hadi kolay gelsin.